HSYK'ya köşten de 4 isim atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı 4 yeni üyeyle HSYK Genel Kurulu'nun tüm sandalyeleri doldu. Ama o isimler daha şimdiden yeni bir tartışmayı başlattı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSYK'ya atadığı o 4 üyeyle ilgili ilginç detaylar. Rasim Aytin Erdoğan, halen HSYK asıl üyesi olan avukat Rasim Aytin'i bir defa daha HSYK'ya üye olarak atadı. Muharrem Özkaya, Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ve AKP hukuk müşaviri Ali Özkaya'nın abiyi. Ali Özkaya, Erdoğan adına 17-25 Aralık ve Adana'da durdurulan MİT tırlarına ilişkin soruşturmaları yürüten savcılar hakkında HSYK'ya suç duyurusunda bulundu. Şimdi, kardeş Ali Özkaya'nın yaptığı bu şikayetlere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan abiyi Muharrem Özkaya'nın üyesi olduğu HSYK Genel Kurulu bakacak. Hayriye Şirin Ünsel partiyle doğrudan bağlantısı olan Ünsel, 2008'de AKP İstanbul Milletvekilliğine aday oldu. AKP Pendik Teşkilatı kurucu üyesi olan Hayriye Ünsel, AKP Pendik Kadın Kolları İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Ünsel, 2012'den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu görevlerinde bulundu. Ve bu bilgilerde Hayriye Ünsel'in özgeçmiş bilgileri arasında yer aldı. Hayriye Şirin Ünsel de HSYK'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan ikinci isim olarak dikkat çekti. Aysel Demirel Köşten atanan üçüncü isim Demirel, Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Kamuda türban yasağının kalkması, Türk Silahlı Kuvvetleri ve adliyede görev yapan hakim ve savcılarda uygulanmıyordu. HSK kanununa göre Cumhurbaşkanı tarafından atanacak üyelerin hakimlik mesleğine alınmasında engel bir hali olmayan ibaresi yer alıyor. İmam Hatip mezunu olan Aysel Demirel'in HSK'daki görevi sırasında türban takma ihtimali bulunuyor. Ancak hukukçulara göre hakimlere türban yasağı getirdiği için HSK'ya seçilen üyeleri de kapsıyor. Aysel Demirel'in Twitter hesabı da bir hayli ilginç. Yeni HSK üyesi Aysel Demirel sadece 43 kişiyi takip ediyor ve o isimlerin büyük bir bölümü de AKP çevreleri tarafından tanınan isimlerden oluşuyor. Erdoğan'ın atadığı isimler de ilk toplantılarını bu hafta gerçekleştirecek. Üyeler arasında 3 daire başkanlığı için atamalar yapılacak ve görev dağılımına göre yeni HSYK çalışmalarına başlayacak.